Seyfam geliyor. Evet hanımla. Bana bakın ya. Akşama davetimiz var. İsmail Bey bizi ağırlayacak. Hep beraber toplu olarak orada olmamız lazım. Aa. Nereden çıktı indi? Ha Mumu haber verdi. İsmail Bey'in evinde kutlama varmış. Ya eski araziyi kurtarmışlar. Çok şükür. Hacıma da anlatam da o da sevinsin. Kapatsana şunu. Bak şuradan kapanıyor. Hadi. Ne durup durunuz? Şişt, hazırlanacağız daha. Hadi, ha? Hadi. Ana hadi hadi gel giyinem gel gel gel. Anacığım kapıda bekliyoruz seni hadi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk, efendim. Hoş bulduk. Aman efendim. Kimler geliyor ya? Ya merhaba ya. Hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Bu ne insanlar? Merhaba insanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Hoş bulduk efendim. Ay buyurun, ay efendim. Ay Seyfo. Nasıl onurlandırdınız beni ya? Ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi billahi onur sağ duydum. Olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Buyurun efendim, buyurun efendim. Ay Şakir. Buyurun efendim. Şakir burası resmen at kokuyor. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Hakikaten ya. Bu ev at kokuyor. Ya. Kenin çıksın. Önemli değil Seyfettin'ciğim. Yan tarafta atların ahırları var da... ...onların rayası şavkımıza gelmiştir. Ay gerçekten atlar mı var şimdi orada Şakir? He. Yasemin'in 7 tane atı var. Ne oldu Allah ya? Bir şey mi dedim ben ya? Ya gelir gelmez rezil etti bizi yine ya. Mama aşkım sakin. Oğlum... Yok yok bizim bir atımız vardı da önceden İstanbul'dan aldıydık. Adı da Genco'ydu. Onu alıyor işte. Ne oldu Genco'ya? Torpağı verdi. Genco dedin de trafik kazası mı? Yok yok ya, yaşlılıktan öldü işte. Adı Genco'ydu ama kendisi dedo çıktı. Yaşını bilmeden almışız. Torpağın altına verdik. Öldü işte öldü. Ay ben ayakta yoruldum gari. Hadi oturalım. Efendim kusura bakmayın sizi bekletim şöyle alalım buyurun. Çok yemekler havuz başına buyurun, buyurun efendim. Yani buyurun. Atınız var diye hava atıyorsunuz ya. Şu zenginliğe, bu durum hava atılır mı? Adamın zenginliğine bak hele hele. Şu güzelliğe bak. Bu zenginliğe, bu güzelliğe, bu hava atılır mı acaba? Ne havası? Yok öyle abartılı bir şey ya. Aa. Aynı bizde de var böyle bir ev. Müştemilat da var. Ahır da var. Tek farkı bunların atı var. Aa. Ya yeri kız, yeri. Havuz mu dedi o? Bayağı eğlenceli bir yemek olacak belli oldu. Evet, sen havuzdan uzak dur da Şakir'in suvu şakaları hedef olmayalım. Ha, ileri götürmüştü kocacığım benim. Doğru söylüyorsun. Yasemin. Merhaba. Halim gelmedi mi? O gelemedi ama sana özel olarak selam söyledi. Ya. Hatta başka bir şey daha söyledi ama onu şimdi burada söyleyemem. Ne dedi? Niye şimdi söylemiyorsun? Sonra söyleyeceğim, söz veriyorum. Hadi sen bize yolu göster. Tamam. Niye öyle dedi? Yasemin'i çözmek için küçük bir numara. Ya? Hadi. Nasıl da güzel pişmesin hocam. Ay maşallah, maşallah. Nohutumuzu alalım. Hop, bismillah. Buğdayımız da pişti mi? Pekmez de geldi mi? Tamamdır bu iş. Ay ya.
Neydi ya? Şimdiden bol bol yiyin. Bol bol yiyin. Yöresel bunlar. Meryem Hanım yaptığı çok güzel. Maşallah. Bayağı sofra. Ya bayağı. Allah razı olsun. Vallahi billahi. Vallahi çok güzel ya. Evet arkadaşlar, herkes aldı mı yemeklerini? Aldık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz İsmail Beyciğim. Siz oturmayacaksınız mı? Estağfurullah efendim, biz cemiyet sahibiyiz. Yani ev sahibiyiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız, evlerinizden kalktınız, buralara kadar geldiniz efendim. Sizler yiyeceksiniz, ben doyacağım. Ve arkasından sizlere bir de müzik ziyafeti çekeceğim. Hadi. Meryem Hanımcığım, servisler tamam değil mi? Beyim, her şey hazır. İsteyen olursa içeride var. Sağ olun. Evet, sizlere tanıştırayım. Meryem Hanım benim baba yadigarı. Çok iyidir, çok güzel yemekler var. Bunların birçoklarına da onun eli değmiştir. Ya. Sizin Meryem yok ama o niye gelmedi? Ha, Ercan kaçınca yoğurt mayalama işi ona kaldıysa demek. Şey de yok, Halim de yok Halim. O da ona yardım ediyorsa demek, o da gelemeyecek. He. Goncasıyla beraber. O zaman afiyet olsun bakalım. Sağ ol. Halim'in goncası ne demek? Baydegül işte. Nasıl yani goncası? Gülü yani, gülü. Goncay da gül oldu işte Yasemin'cim, anlasana canım sen de. Baydegül, goncanın açmış hali. Kolay gelsin Piren teyze. Sağ ol çocuğum. Pikmezi getirdim. Dur ben onu alayım. Ne yapacağım bu kadar pekmezi? Aşure. Vallahi mi? İstersen dağıtıma yardım ederim. Sevabını. Bu gibi işlerde prensip olarak kazanç elde etmek istemiyorum çünkü. Ay aferin çocuğum sana. Bu konuyu yarın konuşuruz oldu mu? Tabakları hazırladım. Çanakları da hazırladım. Bir kase de sana. Oh mis. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol çocuğum. Hadi. Anne, o anne, o anne, o anne. Lavaşın her zamanki kimin? Mük. Ay, Şakir, vallahi çiğ köfte de Mük. Ben çok beğendim. Tatlı? O şeyden yemiyorsundur umarım, ha? Ya, yiyeyim. Vallahi ben acı çok severim. Şimdi oğlan ana karnının içerisinde ağzı yanar diye şey ediyorsan, şey etme. Oğlan ağzı da yemiyor şu an, biliyor musun? Tabii, göbekten direkt fortunla çekiyor. Hay Allah'ım. Ya Rabbi şükür. Rabbim hanenize Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Hay Allah seninle razı olsun. Hepinize afiyetler olsun Seyfettin'ciğim, ama az yedin. Ziyade olsun, malum bende şeker var ya, çok yiyemiyorum artık. Ya iyi ya. Rabbim olmayanlara da versin. Amin. Kıllandırmak istemem ama... Sen olta altına gidecekmişsin gibi bir hissiyat var içimde. Ne? Oğlum baksana, adam ağaç falan dikeceğim diyor. Hani böyle nikahlarda çam fidanı veriyorlar ya. O olmasın sakın. Bak, vallahi adamın müzik siyen ortamı var. Havuz başısı var. Şişt, bir tane yüzük takıldı mı bu iş bitti. Hayırlı olsun. Ne diyorsun oğlum? Rahat oğlum. Sıkma kendini, rahat. Sal. Bak, ne güzel kız. Maviş gözleri de var. Beyaz da. Manda yoğurdu kimin kız? Ay! Sana ne acaba Şakir? Sana ne? Dadının şakaları işte. Efendim. Değerli ailem. Sevgili patronum. Ve sevgili patronumun pek nadide kızı. Bugün burada toplanmamızın nedeni İsmail Bey'in köyümüzde
mermer ocağı olarak planladığı araziden vazgeçip bir sosyal sorumluluk projesi geliştirip köylünün yararına küçük çaplı bir fuar açacak olması. Bravo! Vay 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 vay! Efendim, efendim, sağ olun, var olun, elleriniz ters görmesin. Ama bana değil, Mustafa Ali kardeşime teşekkür edin. Bu projeyi Sanayi ve Ticaret Odası'yla birlikte o geliştirdi. Hadi yine iyisiniz. Mermer ocağı yapılmayacak artık. Yani böylelikle bizim eski ağırın bulunduğu arazide, özellikle sırt kesimlerdeki zeytinlik bölgede kısa zamanda köylümüz için büyük bir bahçe inşa edeceğiz. Ve adı da Zeytin Park olacak. Ay, ne ya? Misalise, misalise, misalise Mumi dayı. Orası bağ icarda. Zeytinleri de ben topluyorum, kocardıman alan. Yani ben zarar edersem ne olacak? Ya sen otur yerine ya, otur kardeşim ya. En güzel yerden sana verdireceğim ya. İnan zarar etmeyeceksin ha. o zaman tekrar bir sayısı. Nananın, 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 taranın, paranın. Madem oynamaya başladı, ben de müziğe geçeyim bari. Evet, değerli misafirler, geçiyorum müziğe. Ay şenlendiler ya. Okur muyuz? Ne çalacağız? Ne okuyacağız? Hadi bakalım. Bravo, bravo. Evet, değerli misafirler, bugünün önemine binaen zeytinin yaprağı yeşil. Yapan bir alkış gelsin o zaman. Zeytin yaprağına bir alkış gelsin. Şakir'in sesi garga, hemen gitti. Allah'ını seversen. Vermezler o aman da bir yar elinden. Aklım başına devşildi. Kalk oyna, hadi. Can CEO'yum ben, CEO oynar mı ya? Şoförümün, korumamın yanında Allah aşkına ya, lütfen. Aşkım, patron cümbüş çalıp türkü söylüyor. Tabii ki oynayacaksın. Gerekirse de gerdan kırar. Hadi kalk, hadi. Hey Allah'ım yarabbim, şu halimize bak ya. Hadi, hadi, hadi. Biz de kalkalım ya. Kalk, 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 oynayalım ya. Ege kurtlarımızı da gel ya. Kahve pişir, aman da bir yar elinden. Arkadaş iyice düğün salonuna döndü ha burası. Aman da bir yar elinden. Seni bana vermezler. Aman da bir yar elinden. Aklını başına devşir, aklını başına devşir. Yandım bir an elinden. Yasemin. Ya Dudu'nun tuvaleti gelmişti. Acaba bize yerini gösterebilir misin? Evet, çok sıkıştım ama çok hijyenik bir yer olması lazım. Yani öyle herkesin girdiği yere asla giremem şu anda. Çünkü bebek var malum. Tamam, ben kendi tuvaletime götürürüm seni. Heh, olur. Hadi, çok sıkıştım. Şimdi yandım bir yar elinden. Aman yolla, İstanbul'a yolla. Haydi yolla, 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 yar yolla. Allah, helal Şakir. Oturmuş kumar.
Buyurun. Gelin. İşte burası. Merak etmeyin, benden başka kimse kullanmaz. Ha, tamam. Durucuğum, sen benimle içeri gelsene. Hem bana yardım edersin. Yardım? Yardım? Yani Yasemin'cim, hamilelerin böyle durumlarda yardıma ihtiyacı olabiliyor. Umarım sen de ileride öğrenirsin. Hadi. Yardım mı hakikaten ya? Sus, sus, sus. Kız duyacak şimdi. Ya ne bileyim, bir anda o geliverdi aklıma öyle. Ne yapacağız? Buraya kadar iyi sızdık. Biraz duralım. Çıkınca planın ikinci aşamasına geçiyoruz. Tamam. Ne yapıyorsun? Ya birazcık inandırıcı olalım. Su sesi falan gelsin. Ondan. Yalnız bu arada bu su sesi hiç iyi olmadı. Ay, benim hakikaten tuvaletim geldi. Şimdi ne yapacağız? Ha, şimdi gerçekçi oldum. Oldu o zaman. Ben seni tutmayayım ki sen de tutma. Tutmayayım. Hadi çık. Hallettim, çıkar birazdan. Nasıldı her velende? Maşallah, maşallah. Ekmeğimize koyduk mu? Biraz daha. Yüzümü de koyalım. Oh, oh. Bu iş tamam. Ay, çok güzel oldu, çok güzel oldu. Vallahi. Bol malzemeli. Ay, çok sıcakmış ya, değil mi? Duru neden çıkmadı hala? Duru değil, o Dudu, ben Duru. Ama hiç önemli değil. Sen bize Duduru da diyebilirsin. Genelde en yakınlarımız öyle der. Beni kendinize yakın gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Dudu, ne yapıyorsun 40 saattir içeride? Aa. Ay, sence içeride ne yapıyor olabilirim Durucuğum? Şimdi de senin mi geldi? Hayır. Ama ben diyorum ki acaba Yasemin bize odasını mı gezdirse? Ben çok merak ediyorum. Ay, ay vallahi evet ya, ben de çok merak ediyorum Yasemin. Hadi bize odanı gezdir. Öyle çok özel bir oda değil ki. Ay aman, olsun canım, ne olacak ki? Hem benim sana söyleyeceklerim vardı ya, belki onları konuşuruz. Şimdi dışarıda herkes var, onların yanında rahat konuşamayız. Halim'in söylediklerini mi? Evet. Gelin hadi o zaman, gelin gelin. 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 Aa, ay hakikaten de gayet normal ve sıradan bir odaymış yani. Öyle bir özelliği yokmuş odanın. Demiştim. Ya ama bu çantalar ilginçmiş. Ne bunlar? Üstlerinde bir şey de yazıyor sanki. Ben bazı şeyleri unutuyorum da. Yani birçok şeyi unutuyorum. Günleri böyle takip ediyorum. Her gün ayrı renk bir çantam var. Bak mesela bugün cumartesi. Boş. Yarın cumartesi rengi çantamı bırakıp pazar rengi çantamı alacağım. Böylelikle pazar günü olduğunu anlayacağım. Sen ne hastasısın? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Beni geriyor.
Peki hastalığın çok mu büyük? Yani çok mu şiddetli? Çok. Her günüm ya hastanede geçti ya da özel klinikte. Yeni yeni yaşamaya başladım. O zaman sen hiç aşık da olmamışsındır ha? O nasıl soru ki şimdi? Yani sen hiç aşık oldun mu? Oldum tabii ki. Benim de bir kalbim var, sadece kan pompalamıyor. Peki bu durumu bizimle paylaşmak ister misin? Yani kim olduğunu söylemek ister misin bize ha? Söylerim tabii. Ne? Efendim baba, Duduru'yla konuşuyorum. Ya biz burada kıza zar zor oyun yapıp söyletmeye çalışıyoruz. Hart diye söylerim dedi. Vallahi bizden hızlı çıktı bu Dudu. Peki ben Halime aşığım derse ne yapacağız? Hiç düşünmedik bunu. Evet ya. Duru. Yol yakınken vaz mı geçsek acaba biz bu işten ha? Nasıl? Ya tüyelim. Ya ne bileyim Halim abim mi uğraşsın yani? Ya çünkü belli ki Halim diyecek. E ben de bu durumda Halim abimin evli olduğunu söylemek zorunda kalacağım yani. Saçmalama. Yüzdük yüzdük kıyıya geldik Dudu. Ya, geldim. Babama daldım da biraz. Nerede kalmıştık? Aşk. Kime aşık olduğunu anlatıyordun. Heh. Tamam. Söyleyeceğim. Ama sonra size de ben bir şey soracağım. Siz de bana onu söyleyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Tamam, anlaştık. İlk aşkım. Evet. Kara kaşlı, kara gözlü, kısa saçlı, kuvvetli. Hafif kirli sakal, belli belirsiz bıyık. Yok. Yok, sakal yok. Hiç sevmem sakalı ben. Boyu kısa da değildi, uzun da değildi. Saçları uzundu. Çok yakışıyordu ona uzun saç. Uzun saçlı derken... Ay, kim kız bu? Doktorum. Son doktorum. Bu kadar mı? Başka ne olacaktı ki? Yahin bak, ben çok utanıyorum bu konulardan. Siz merak ettiniz diye söyledim. Tamam Yasemin'cim, canım tamam, bozulma, bir şey demedik biz sana. Şimdi sıra sizde. Ben Instagram hesabı açtım. Halim'i takip etmek istiyorum. Ama hesabı gizli. Ya takip isteği gönderdim ama kabul etmiyor. Niye etmiyor? Neden Halim abi? Ona çok güveniyorum çünkü o çok iyi birisi. Allah'ım yarabbim, Yasemin'cim ne yapacaksın sen Halim abimi takip edip canım ya? Ha? Sen bizi takip etsene. Ha? Vallahi bak, hem bak biz seni geri de takip ederiz. Ya zaten Halim abim öyle çok uğraşmaz Instagram'la falan. İki tanecik falan resmi var ya. Hatta bak son gönderisini 3 yıl önce falan koydu. Bak göster. Göstersin. Bak ben hem çok üzüldüm, çok merak ediyorum ne paylaşmış diye. Hadi göster. Göster, göstersin, göstersin. Göster. Ah, bak. Hatta bak. Ah, bak. Ha, kardeşinin düğünü. Yasemin'cim, bu Halim abimin kız kardeşi değil canım. Bu Halim abimin karısı, eşi, gelini, her şeyi. Hatta biz aynı anda evlendik. Aynı düğünde. Kapış? Aynı düğün? Hı.
Kırtları döktük, kırtları. Ay, vallahi en son çocukların düğününde böyle oynadıydık ya. Kardeşim, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Belki beni unutmazsın diye yaptım. Merak etme. Niye unutayım seni? Unutmam tabii. Sağ ol. Sen çok iyisin. Biz sana hep eşi dedik. Ama sen hep kardeşi anladın Yasemin. Ya of ya! Of! Hep hastalığım yüzünden oluyor böyle. Bak gerçekten hastalığım yüzünden oluyor. Ben bir şeyi eğer başka bir şey zannettiysem onu hep zannettiğim gibi anlıyorum. Halim için bekar derlerken duymuştum. Vallahi şöyle bekar sofrasını özlemişim be. İyi Halim. Nasıl? Bekarlık nasıl gidiyor? Hoş hafına gidiyor mu? Vallahi hiç hoş değil. Evlilikte keramet varmış. Onu bekar kalınca anladım. Ne oldu? Köye kadar arabayı sen kullansana. Ben kaybolurum da. Ha. İyi tamam. Üstelik o gün parmağında yüzük de yoktu. Evli olacağını hiç düşünmedim. Of ya. Of. Of çok 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 özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben her şeyi yanlış anlamışım yine. Yani ne bilelim biz de Yasemin'cim, öyle olunca biz de seni Halim abime aşık zannediverdik. İnşallah onlar da öyle anlamamıştır. Yok ben yine her şeyi yanlış anladım ya. Of. Neyse şey, zaten sizde yeterince gerdim. Bak herkes aşağıda eğleniyor. Hadi siz de gidin de eğlenin. Ben de tuvalete girip geleceğim. Tamam. İyi, tamam madem. Geleceğim. Gel. Günahını aldık ya. Vallahi ben dedim ama size. Ne dedin? En çok sen dedin bu kesin abime aşık diye. Hatta kıza bile dedin. Ay yuh yani füze atsaydın az oldu. O değil akıllım. Ben dedim bir an önce söyleyelim de bitsin bu iş diye. Ama siz yok. Yok bulanıma girer, yok travma geçirir, yok travmaya biner. Oho! Sen gittikçe şakileşiyorsun kuzen, dikkat et. Ay evet ya. Ben travma dedim değil mi az önce? Bulanım da dedim. Dedim. Hayda. Yani...
Yani gitgide Şakir.com'dan huy kapıyorsam demek. Şş, demek. Şş, hadi. Hadi. Bol malzemeli, bol bol da ceviz. Ay Hacı amcam da pek sever. Ay ılık ılık yesin, sabaha kalmasın da götüreyim. Hı? Oh. Sefer! Sefer! Ben Hacı amcamlara gidiyorum, aşure götüreceğim, ılık ılık pek sever, hora geçer he. Ben hemen geleceğim, hemen bekle. Ah, bunu dörttük mü? Mis. Thank you.
Hacı abla. Nurcan. Sevda. Badegül. Benim Halim. Meryem abla yattı mı? Yattı yattı. Nasılım? Rahmetli dedenin pijaması. Aynı dedem gibi. Vallahi gülüm, bu ara hep dedelerden gidiyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Vallahi ya, önce senin dedenin odası, şimdi benim dedemin odası. E vardır bunun da bir hayırlısı. Yavrumuzun temelleri sağlam yerlere dayanacaksa demek. Halim. Ha gülüm. Şey, teyzemi kırmayıp kaldığın için teşekkür ederim. Saçmalama ya. Olur mu öyle şey? Ya gönlü yanıyor şu an belli. Bir kıvılcım da biz atmayalım. Ercan desen kaçmış gitmiş Sadık abi peşinden. Yalnız bırakmak olmazdı ki zaten. Hem bu odayı verdi bize. Olmaz desek kalbi kırılırdı. Gönül kırmak kolay. Ben hiç kolaya kaçmadım bugüne kadar. Seni ne zorluklarla aldım. Hatırla. Unutur muyum hiç? Unutursam kalbim kurusun. Senin kalbin bende. Zerre kurutmam. Merak etme. Güzelim benim. Prensesim. Gel kız buraya. Gel. Alamete, bakalım kıyamete mi gidiyoruz, afiyete mi merak ediyorum. Bu işin bize maliyeti ne olacaktı? İsmail'in altından acep ne çıkacaktı? İyi bir adamdı bu. Ben pek yanılmazdım emme. Geçmişimde de damat Halil gibi bir kara leke vardı. O zaman fena yanılmıştı. İsmail o gün bizi bahçede mış mış mış, mış 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 da mış mış diye gece yarılana kadar eylemişti. Oysa o esnada bizim bahçede da kürekçiler toprağa fış fış da fış fış diye atıp durulamış. Ve tabii biz gece yarısı eve yorgun argın geldiğimiz için karanlıkta önümüzü görmeden odalara dağılmıştık bile. Baba! 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 Yetti gari be! Ne bağırıp durursun sen orada? Baba anne! Ne yapıyor baba? Ana ne ediyorsun? Ay! Gitti vallahi çocuk! Ana ne atıyorsun? Füze mi atıyorsun? Oğlum. Ay! Ne olmuş? Bakamayacağım ben. Yok ki.
Nerede bu oğlan? Semih! Babaanne ne yapıyorsun ya? Allah'ım şükürler olsun yarabbim. İyi mi oğlum? Ben iyiyim, iyiyim de öyle emanet öküz atar gibi. Seni de bağırıyorsun öyle sabah sabah. Baba de. Ha bu kulaklığı kulağına takıp yüksek volümle şarkı dinlerken normal konuşma sesini ayarlayamıyorsun diye. Kaç kere dedim ben sana? Kaç kere uyardım ben seni he? Az kaldı bu bahaneni sabah sabah torun katil edecektin. Allah'ım sen koru yarabbim evladan ırak. Ya ben bundan bağırmıyorum ki. Niye bağırıyorsun o zaman oğlum? Sabahın esselatında garga mısın sen? Ya ne oluyor Allah aşkına bu bağırış, çağırış, tangır tüngür. Ne yapıyorsunuz ya? Ne olacak işte senin oğlun ayağa dikti hepimizi. Kim bilir ne eften püften bir mesele için çok merak ediyorum. Ya Allah aşkına şu tarlaya baksana baba. Ne var lan tarlada? Bak bak. O ne? Aa Seyfo. Abo. Anam tarlamıza ne olmuş ya? Ay göktaşı falan mı düştü yoksa? Yok göktaşı değil. Direkt Mars düştü herhalde. O kadar büyük kazmışlar çünkü. Mustali! Ne oluyor Seyfo? Ne oluyor? Mustali! 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 Ya oğlum. Mustali! Ne oluyor ya? Cam aç! Lan cam aç! Oğlum o bir cisim mi yaklaşıyor? Ne oluyor? Mustali! Kalk Nurcan kalk. Bir şey oluyor galiba. Ev falan yanıyor galiba. Hayır, kalk, hayır, kalk, hayır. Kalk, kalk. Ay! Dur, ay! 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 Tebe tebe ne yapıyorsunuz orada? Ne yapacağız? Sabah sporu yapıyoruz sayende. Aa, ne yapıyorlarmış Seyfo? Hiç ya sabah sporu. Ha ne sporu? Güreş. Greco-Roman senin ağzını yırtarım. Gel hadi biz seninle yavaş yavaş şey edelim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Niye kırıyorsun camın çerçeveyi? Ödümüzü kopardın ya. Ödün çıksın. Sabah sabah camı çerçeveyi indirene kadar aklın nerede? Sabah sabah aklımız başındaydı ama sayende salak olduk. Ne oldu? Adamlar küpü almışlar, çıkarmışlar. Tarlaya öyle bir oyuk açmışlar ki, öyle bir oymuşlar ki... ...biçer düelle içine düşersin. Ne diyorsun ya? Aa, fırladı lan Seyfo. Koşuyorlar Seyfo'm. Koşsalar iyi, ışınlanıyorlar. Koşuyorum koş. Koş. Koş! 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 Oha! Oha! Bu ne ya? Hayır! 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 Baba! 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 Baba iyi misin? Baba ne peki? Düştü, düştü. Çukura düştü. Baba tut elimi. Ya ne düştü ya? Altının kırıntılarını aramaya inmiştir o. Mumu tut elim aşkım tut. Gel 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 gel. Ya aşkım nasıl tutayım? Gayya kuyusuna düştüm. Çanağı kırıyordum ya. Yenge gel Allah İşin aşkına. Ya, seni yenge. De çekecek indi oraya ya. Bir dur. Samim koş oğlum merdiveni getir. Koş koş koş. Bana bak lan. Bak bakayım bir ipucu falan var mı? Belki bir iki tane düşürmüşlerdi. Ya yok burası bomboş çukur işte abi. Bir şey yok burada ya. İyi de burada küpün olduğu kesin belli mi ki canım? Ya öyle olmasa burayı niye kazsınlar Nurci? Bu defineciler ellerinde bir aletle dedektör müdür nedir onunla kazıyorlar buluyorlar. Beni bakın babanızı arayan mı? Görüntülü arayan çukuru gösterem. Anne dur Allah aşkına sen de hemen babama aksettirme her şeyi ya. Bir anlayalım önce neymiş ne değilmiş. Oğlum gel gel gel. Aa, ay yavaş yavaş. Samim çok affedersin sen merdiveni niye ip geçirdin oğlum? İple mi çekeceksin? Oğlum bırak kendi çıksın ya. Yok baba ya. Merdiveni geri çekmek için. Oh. Ha. Aferin ben de zaten seni sınamak için yaptım. Çok iyi. Çok. Heh. He gel yavaş yavaş. Yavaş. He.
Yavaş tutun, elimi tutun ya. Bari. Oradan bakıyorsunuz Allah aşkına ya. Ay, tamam aşkım. Mezardan çıkıyorum ya. Aşkım, tövbe de oğlum ya. Allah korusun yavru. Ne oldu? Gel yavaş. Ah, al yenge al. Geri yanma. Gel gel gel. Geçmiş olsun gel. Ölüyordum ya. İyisin değil mi kardeşim? İyiyim iyiyim iyiyim. Güzel. Şş, bana bakın. Ne yapıyorsun şimdi? Ben bunalıma girmeyi düşünüyorum. Aa, aşkım tamam sakin sakin. Tamam aşkım oturalım sakin sakin düşün karar verelim tamam. Ha, ya bence bir çay koyalım. Ben çay demleyeyim. Çayımızı içerken sakin sakin aklımız yerine gelir ha. Hege, hatta Milas tepsi böreği de açsana yanına gı. Çıtır çıtır yeriz. Tövbeler olsun. Küp diyorum, altın diyorum, çay diyorsun ya. Neyse hadi biz geçelim şöyle ya. İyi iyi hadi madem geçelim. Hadi hadi. Ha? Sen de çek hemen sosyal meydana koy. Herkes görsün. Görmeyen kalmasın. Yok baba ya ondan değil. Şimdi toprak falan kayar, çukur kapanır. Elimizde görüntü olsun en azından. Bugün şov yapıyorsun. İkinci defa aferin sana. Bir kez daha sınavı geçtin bugün. Benden artı puan aldın. Bir kez daha. Bugün bambaşkasın. Hadi. Aferin lan şaşırtıyorsun beni. Mustafa Ali. Kardeşinin düğünü. Allah'ım sabır ver. Yasemin'cim, bu Halim abimin kız kardeşi değil canım. Bu Halim abimin karısı, eşi, gelini, her şeyi. Hatta biz aynı anda evlendik. Aynı düğünde. Kapış. Aynı düğün? Şakir. Şakir kalk. Şakir çok acayip bir şey var. Kalk kalk. Ya. Ne oldu ya? Ya tekmeliyorsun beni Şakir ya. Çağlan oğlu ortaladıydı da. Ondan şey yaptım. Neredeyiz şu an? Parkta priz değil mi bura? Ya senin aklın nerede acaba? Uyan. Annem yok annem. Seninkiler Silivri'deydi. Bayır dere mi, çayır dere mi? Çok oldu gidelim. Benim annem değil Şakir'cim. Senin annen yok. Gece hiç gelmemiş eve. Nasıl? Hiç mi yokmuş mu? Yok. Boşuna mı o zaman sessiz sessiz girdik eve? Hı? Yanlışın olmama ihtimali? Of, yok Şakir, yok. Ya biz bebeğin kıyafetlerini yatağın üstüne sermiştik. Annem de onları katlayıp kaldıracaktı. Ama yatağın üstü olduğu gibi duruyor. Gece gelmemiş işte hiç eve. Bir de şey yapacaktı, onu da yapmamış. Neyi yapacaktı? Yatmıştır salonda o be. Şakir'cim biz eve salondan girmiyoruz mu acaba? He? Biz girerken annem orada mıydı? O da doğru. Allah'ım ben kime ne anlatıyorsam. Kesin gelmemiş işte eve. Ay çok merak ettim ya. Nereye gitti bu kadın? Kalk Şakir. Kalk arayalım kalk. Ya tamam dur panik ettirme ya dur. Aney! Aney! Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elman çıksın Şakir. Öyle mi aranır kadın ya? Kızım daha şimdi uyandık herhalde. Dur bir salise ya. Önce dur bir elimi yüzümü yıkayayım, üstümü başımı giyeyim. Sonra bakarım çık sen. Çık ben geliyorum. Çabuk ol, çabuk. Gara gara düşüneceğiz mi böyle? Arayayım tabletten hacımı işte. Aha, babamı arayalım, o kara kara düşünsün anne. Ya bence çukuru kapatam, konu kapansın.
Ya bu işin içinden çıkılacak gibi değil ya. Hata alan Üsküdar'ı geçti. Sakıncası yoksa bir şey sorabilir miyim Elticam? Hı. Sen bu konuyu niye kapatma derdindesin acaba şekerim? Aa, aa, sen beni o altınlığa oradan ben mi çıkarttım diyorsun yani ha? Acaba ben koca gece göbek atarken o altınlığa nasıl çıkartmış olabilirim ha? Bir düşün. Ay alemsin Eltican ya. Ay ben seni mi diyorum? Hani mesela senin Şerif var ya kardeşin, aramışsındır belki o gelmiştir falan yani. Yani ben de diyorum ki belli mi olur? Belki Ercin gelip çıkarttı ha? Hanımlar çirkinleşmeyin lütfen. Ne oldu? Birdenbire kayınbiraderin kıymetli oldu. Neden acaba? Sevda. O başlattı. Bir kere Ercan İstanbul'da. Bunu herkes biliyor. Kapiş? Kapiş? Ercin bu. Nereden çıkacağı belli mi olur? Çeneniz çıksın. İkinizin de çenesi çıksın. Ya böyle bir günde bir küp altın için kavgaya tutuşacaksek. Vallahi yansın o altınlar be. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Heh. Şu anda birlik ve beraberliğe her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Abim haklı. Ne yapıyoruz abi? Jandarmayı arayalım kardeşim. Gelip arasınlar. Belki bir ipucu falan bulurlar. Olmaz. Jandarma hayatta olmaz. Jandarmayı ararsak kimin okka altına gideceği belli olmaz. Ne oldu? Neden böyle birdenbire bir telaş yaptın acaba? Olmaz. Jandarmayı aramak şart. Olmaz. Jandarmayı aramayacağız. Olmaz. Jandarmayı aramak asla yok. Heh. Samim neredeydin oğlum sen? Merdiven mi koyuyordun? He. Orada jandarmayı aradım. Ne? Oğlum sen bana danışmadan neden jandarmayı arıyorsun? Ha, ne oldu şimdi? Ne oldu? Az önce ara diyordun, şimdi arama diyorsun. Ya işler ciddiye binince telaş yaptın değil mi? Ne oldu? Ha! Yettiniz galiba. Fena yapacağım hepiniz ha. Samim. Oğlum sen niye sormadan etmeden jandarmayı arıyorsun ya? İşi büyüteceksin. Amca Allah aşkına işin daha büyüyecek bir tarafı mı kalmış? Adamlar bahçeye krater açmışlar ya. Kim bilir daha dün neler yaşandı bu evde. Amca bak anlamıyorsun. Mermerci bizi gızgızladı. Bizi eve çekti, burayı boşalttı, küpü çıkardı. İşte benim oğlum bu. Buyur. Hemen suçluyu nasıl buldu? Akıl küpü. Helal olsun. Budur nokta. Vallahi budur ya. Vallahi budur. Doğru, doğru. Ah Seyfo'ma. Biz safız ya, safız biz. Ah, ah, gitti, gitti, gitti. Altınlığa gitti. 24 ayar altınlığa gitti, gitti, gitti ya. Evet, kele değil. Ben de bu adam bizi neye eyledi diyeyim. Ha. Ya saçmalamayın Allah aşkına. İsmail Sırfbaş'ın buradan çıkacak bir küp altına ihtiyacı mı var ya? İtiraz ediyorum. Küpün büyüklüğünü biliyorsun gibi konuşma lütfen. Başka sorum yok. Ya lütfen düşünmeden hareket etmeyin lütfen. Samim ara jandarmayı gelmesin. Yanlış anlamışım filan de ya. Gelsin. Kim geldi? Kim geldi? Aa, geldi. Aa. Aa. İyi günler. İyi günler. Bir iş var vardı. Burası mı Samim? Evet komutanım burası. Hoş geldin sayın komutanım. Başımızın üstünde yeriniz var. Sevgi, saygı ve muhabbetle. Ayağınıza taş değmez inşallah. Buyurun. Olay mahali. Dün gece sıralarında takriben 24 sularından sonra gördüğünüz üzere. Şakir, ya burada da yok. Allah Allah, kömürlük tarafında da yok. Nedir bu kadın ya? Ben sana diyorum ama Şakir'cim, boşuna arıyoruz biz burada böyle. Ne yapalım o zaman? Hı? Aramayalım mı? Bırakalım. Dönerse bizimdir, dönmezse zaten hiç bizim olmamıştır mı diyelim? Ne diyorsun kızım? Elin kızı mı bu? Aley aley! Ya ne alakası var Şakir? Ya onu mu diyorum ben? Burada evde boşuna arıyoruz diyorum. Belli ki eve gelmemiş, evde uyumamış işte. Kadın gidip kömürlükte mi uyuyacak ya? Evet, o da bir mantıksal. Yani. Dur, dur ben bir Vadegül'ü arayayım bakalım. Belki o biliyordur. Kesinlikle. O kesin biliyordur. Ara, ara çabuk. Allah Allah, nerede bu teyzem ya? Hayır dükkan da kapalı, pazar bugün. İmalathane zaten kapalı. Efendim? Vadegül, ya bir şey diyeceğim. Annemi gördün mü ya da nerede olduğunu falan biliyor musun? Ay o da mı yok ya? Teyzem de yok. Nasıl ya?
Allah Allah. Hay bunların başlarına bir şey gelmiş olmasın sakın. Ay sus sus, Allah korusun. Yani belki teyzem dükkanı açmıştır. Gerçi aradım, telefonu da kapalı ama. Aynen işte, annemin de telefonu kapalı. Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Hay Allah, inşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir ya. Neyse Bardagül, haber alan diğerimize haber versin, tamam mı? Tamam canım, tamam. Hayır olsun bakalım. Tamam canım, tamam. Amin inşallah. Aşkısım, Meryem abla da yokmuş ortalarda ya. Of. Hem de çok tuhaf. Oy. Oy. Anneye bir şey olduysa ben ne ederim? Ay Şakir, öyle deme, tövbe tövbe. Yok, yok, ben çok kuşkulandım şu an. Bir jandarmayı arayacağım, valla. Anneye bir şey olursa ben ne ederim Dudusyum? Daha bebeğime bakacak o benim. Tamam, tamam Şakir, sen komutanı ara. Ben de geliyorum hemen, tamam. Çantan mı ara? Tamam, tutanak hazır gibi. Sadece imzalar kaldı. Siz bugün akşama kadar evden ayrılmayın. Benden haber bekleyin. Ararsam burada bulayım sizi. Emredersiniz komutanım. Asker. Emret komutanım. Var mı bir şey? Bir şey bulamadık komutanım. Efendim Şakir. Komutanım, size çok acil bir şey söylemem lazım. Annem Periyan Zeytin'i şu an itibariyle kaybettik. Başınız sağ olsun Şakir. Ne? Nasıl? Aa, ne oluyor ya? Ne? Başımız sağ ol. Oy. Oy. Oh. Ah. Bismillah. Ah. Ah. O yarım. Komutanım kime ne olmuş ya? Perihan Hanım. Ne? Şakir telefonda. Ağlıyor çocuk, yazık. Ne diyorsunuz ya? Ama nasıl olur? Perihan Hanım, şey yok. Olamaz böyle bir şey. Komutanım. Öyle bir şey olur mu ya? O yarım. Şakir. Şakir. Şakir ne oldu? Ay. Şakir ne oldu? Ay. Komutanım, telefonda başınız sağ olsun dedi. Ne? Ay olamaz ya. Ay, yani olabilir tabii, o da mali sonuçta ama. Ay Şakir anne. Şakir tamam, anladım Şakir. O zaman komutanım, bir an önce tutanağı imzalayalım da merhumelere gidelim. Kızımız gelini malum. Ay kız da hamile. Ah kızcağız perişan olmuştur. Ay hem de nasıl, vallahi billahi ben. Ah ah ah, ben helvasını melvasını kavuram bari. Kalk 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 kalk, helva kavuram kalk. Ay ben de bir duasını ediveren bari. Çok oldum. Ay Allah'ım yarabbim. Şimdi son soruyu sorup tutanağı imzalatayım. Burada gömü olduğunu size kim söyledi? Kimse. Olur mu ya? Sırpaş Mermerler grubu sahibi İsmail Sırpaş. Samip sus, çenenin yayı kopsun. Jandarmadan bilgi saklamak olmaz amca. Samim kardeşim haklı Mustafa Ali Bey. Ya ama yani kendisi de bilmiyordu ki komutanım, şaka yaptı bize ya. Ya neyse Mumu, Allah Allah. Şakaysa komutanım gereğini yapar. Cenaze var ortada, hala İsmail diyorsun ya, tövbe tövbe. Ya şu işimizi görelim de üstümüz başımız daha pijamalı komutanım. Bir an önce abdestleri alıp da taziye evine gidelim ya. Yalnız taziye evlerinde fiziki mesafeye azami dikkat lütfen. Tabii tabii. Ya zaten açık havada komutanım, maskeler de var malum tabii. Fiziki mesafe de olmalı. Tamam o iş. Neyse tamam, şimdi tutanağı imzalatayım. Buyurun. Ah!
Merhaba. Aks. Efendim abi. Kardeşim, Perihan teyze sizlere ömür. Hadi. Of. Yapma be. Allah rahmet eylesin. Abi nasıl olmuş peki? Oğlum bilmiyoruz ki yani. Çok taze oldu. Ben de şimdi oraya gideceğim. Sen de işini bitirince oyalanma. Hemen gel, tamam mı? Tamam, tamam abi. İşim biter bitmez geliyorum. Sen git, ben işim bitince seni çağıracağım. Tamam Yasemin. Yasemin? Yasemin, iyi misin? Değilim. Ne oldu Yasemin? Ben senden özür dilemeye geldim. Sebep? Karından da özür dilemek istiyorum. Karım? O gün kardeşini zannettim. Beni yanlış anlatmamıştır umarım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Tamam Yasemin, tamam. Tamam Yasemin, gel. Gel. Gel oturalım şöyle. Bunlar yeni mi gelmiş ya? Ay vallahi çok güzelmiş. Takım mı ki? Kızlar? Ne haber? İyiyiz abla, gel. Gelinlik, balayı, kına, kına gecesi, damatlık, davetiye, gelin başı, gelin arabası, gerdek, çocuk, bebek, düğün, istifam. Oo, büyük sıkıntı. Oğlum ne diyorsun ya, bağlama aldın ya. Abi çok kaptırmıştın kendini. Ne edeyim, sevdiceğim telefonda ancak ısırabildim. Evlilik reklamı gelsin diye onu üflüyordum işte. Alsana. Bak bakalım kırılma var mı? Kesin var. Kesin var bak. Ben de bu şans varken kesin var. Yerde görmesin bak. Al yerden. Kızın bıraktığı yere bırak. Güyelim. Oğlum olur mu böyle şey ya? İnsan sevdiceğini kızgızlar mı hiç? Abi taktik dahilinde şerefsizlik yok. Durumu kendimizin avantaja çevireceğiz. Bak güveniyorum sana ha. Aynen abi. Thank you.
Abo, kırılma dükkanı kalmamış bunun ya. Aksiyon kaybediyoruz bak hadi. Böyle. Yazıyı değiştirmişsin ya. Ya herkes küçük bak diyor, 50 kuruş veriyor. Büyüğü zaten otomatik öğreniyor alet ikisini birden gösteriyor diye. Alem kurnaz olmuş. İşler kesatlaşınca böyle yaptım ben de. Vallahi o mimi VC gibi olmuş da neyse. Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğim ben yaldızıma? Anlatacağım. Taktiğin adı eşek taktiği. O ne demek şimdi ya? Bu hani Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir sonra buldurur var ya. Ha evet. Onun bir yansıması. Dinle. Sen şimdi hiçbir şeyden habersizmiş gibi gidiyorsun. Kardeşim. Abi. Duyar Gülmez geldim kardeşim. Başımız sağ olsun. Sağ ol abi. Dostlar sağ olsun. Şakir nasıl? İçeride. Sen şimdi güçlü ol tamam mı? Ona gidelim. Hadi gel ben geldim. Hadi. Gitti genç yaşta torununu bile sebep etti. Şakir. Bak, Samim abim geldi. Samim. Başın sağ olsun kardeşim. Rabbim sabır versin. Abi, kardeşim. Dışarı çık. Dışarı çık. Dur. Nerede Perihan teyze? İçeride mi? Yok. Komutan bulmuş. Nerede bilmiyor. O ne demek ya komutan bulmuş? Komutan aradı telefonda. Başım sağ olsun dedi. Acımı tekrar yaşat baba. Oğlum bir dakika bir dakika. Ya adamın birini bulduğu yok ki. Sen adamı aradın, annemi kaybettik dedin. O da sana başın sağ olsun dedi. Bir servisi ya. Sen nereden biliyorsun bunu? Komutanın yanındaydın. Anneyi de orada mıydı? Ya Şakir Allah aşkına saçmalama ya. Ay bir dakika bir dakika bir dakika. Yani şimdi ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben doğru mu anlıyorum? Çener çekilsin senin. Diline eşek arısı soksun da bir daha konuşam oğlum ya. Ortalığı birbirine karıştırdın. Allah senin cezamı vermesin Emi. Ölme Emi ölme. Anne şu an hayattaysa ki öyle görüküyor. Omurune omurg attım şu an arayın. Çok sevinçliyim çok. Senin ben beyin kıvrımlarını. Hani yaşıyor. Bütünüyüm de kıvır kıvır olmasın Şakir. Hani yaşıyor, hani yaşıyor, hani yaşıyor, hani yaşıyor, hani yaşıyor, hani 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 yaşıyor, 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 yaşıyor. Ay dur, dur, dur çocuk dur. Thank you.
Sefam da geliyor. Ben helvayı hazır ettim. Sevda, sen bu gözlüklerle mi geleceksin kızım? He. Ben filmlerde gördüydüm. Cenazeye hep böyle gözlükle gidiyorlar. Baksana, bunlar da takmış gözlük. Emme Sevda, seninkiler öyle gözlük gibi durmuyor ki. Böyle mücevher gibi duruyor. Ay çok gözümü alıyor be. Aa anacığım ya, ben çok memnunum ya modelimden. Ne? Ya ne demek kardeşim ya? Olur mu öyle şeyler? Allah Allah. Vallahi bu İsmail'in buna şabalak dediği kadar var. Tam sepemelik bu şakır. La ilahe illallah. Bütün günümüzü mahvetti ya. Neyse tamam. Bir süre gözüme gözükmesin. Kapıyorum kapağı. Ne olmuş? Cenaze iptal. Aa. Niye? Ya kadın ölmemiş ki. Bizim şabalak Şakir komutanı yanlış anlamış. Güya komutan buldu da o yüzden başın sağ olsun diyor zannetmiş. Ay. Ay çok şükür ya Rabbim. Bak o kadar dua ettim. Allah'ım nasıl da kabul etti ya Rabbim. Helvan olacak ya. Ya koy kız biz yiyelim onu bari ya. Şş, kahvaltı bile etmedik. Olmaz. Şekerim var. Ya ben bunu halis molis Moğla çambanı ilan yaptım ya. Gram şeker yok içinde. Ha, oynatmaz o zaman o kadar çok ya. Az bir şey yiyeyim ki balla yaptıysam. Hadi yengemin denetiminde koy. Az da olsa yiyeyim orada ölüm. Sadece iki kaşık. Sen nereye Mumu? Geliyorum Morpheus. Matrix gibi dolaşmanın manası yok. Dönülti. Dönülti vereyim. Ha? Ay. Ne diyor moruk mu diyor morfum? Ne oluyor ya? Dediniz, ha? Trinity dedi be. Neyse ben helvayı koyayım bari. Trinity'ymiş. Seyfettin, Perihan neredeymiş ya şimdi? Ne bileyim ana ya, galiba kadın kayboldu. Arıyorlar, bulamıyorlar. Ya da Şakir'den bunalıp kaçtıysa demek. Neyse. Ne bu haller böyle siyah siyah? Siz bu müştemilatta ne yapıyorsunuz? Ne var orada ya? Morfi tövbe estağfurullah. Trinity. İyice delilendiniz ha. Bir de benim şekerime karışıyor. Sen önce üstüne başına bak. Ha! 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 Yeter galiba. Va. Nasıl? Değerler nasıl? Her zaman gibi, Türk gibisiniz. Yani bu sefer de yırtarsın diyorsun değil mi? Bir şey olmaz, merak etmeyin. Ya akşam ne çok yedik içtik vallahi, ipin ucunu kaçırdık ha. Ya normallik yok inşallah. Çok iyisiniz dedim ya. Maşallah desene, maşallah de vallahi de zaten öldüreceğim beni ha. Maşallah. Ben yukarıdayım, ihtiyacınız olursa ses edersiniz. Tamam, söylerim. İsmail Bey. Efendim sevgili CEO'm, müdrik kardeşim buyur. Üzülerek ifade etmek isterim ki sıkıntılı bir durum var. Hayırdır inşallah? Geçen gün sizinle kazmayı yarım bıraktığımız yeri dün akşam biz sizdeyken birileri gelip kazmış. Nasıl yani? Birilerine söylediniz o zaman. Yok, biz kimseye söylemedik. Kim kalacak kardeşim o zaman? Şu anda ben direkt töhmet altına kaldım ya. Asla öyle bir şey olmaz. Ben sizden tabii ki şüphe etmem ama jandarma edebilir. Perde bürünle edeceksiniz beni ha. Jandarmaya mı söylediniz? Bari o zaman direkt savcıya ihbar edeydiniz. Ya abimler panikle sonuçlarının ne olacağını kestiremeden maalesef konuyu resmi makamlara intikal... Lafı geveleme. Oraya... Benim size söylediğimi jandarmaya söylediniz mi? Ne yazık ki evet. Yani pesten kerani bir laf için komple başımızı belaya sokacaksınız ya. Olacak şey mi bu ya? Jandarma bir bulgu elde edemedi.
ama sorgu için size gelebilirler. Malum bugün de pazar. Eğer içeri alırlarsa yarına kadar çıkamazsınız. Diyorum ki, acaba diyorum... Yarına kadar adresinizde bulunmasanız mı diyorum İsmail Bey? Allah sizi niye etsin? Kapa la kapa! Kapa! Benim kafam bozma. Bir de bana akıl veriyor. Vallahi bunlar beni mahvedecek ya. Yüzüme kapadı. İlk defa böyle bir muamele yapıyor. Çok sinirlendi. Allah kahretmesin ya. Aha. Eyvah. Şimdi ayvayı yedik. Bay komutan hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırdır komutan? Yeşilyurt Jandarma Karakolu'ndan bizim karakola soruşturma emri geldi. Bununla alakalı ifadenize başvuracağız. Evet. Şey yapsak, yarın ben karakola gelsem de orada ifade versem olmaz mı? Yok, burada alırız. Olur, burada alalım. Buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun, buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun. Eren, ne olup durun? Vallahi bilmiyorum anne. Şakir, ben el sanatları merkezine gidiyorum. Bugün orada açılış var ya, belki de annem oraya gitmiştir. Ama siz de arayın bak, tamam mı? Hiç durmayın. Tamam, tamam. Benim de veli toplantım var zaten. Okulda mı? He ya, müdür çağırdı. Ya online'da olsa öğütüm eğitim sistemi dönemi başladı. Yani senin oğlan ana karnında derslere katılamıyor. Yani kamerasıyla mikrofonu hep kapalı. Derslere kolosantri olamıyor. Neler yapabiliriz bir konuşalım falan dedi. Ay Şakir ne diyorsun Allah aşkına, hiçbir şey anlamıyorum ya. Aşkısı niye anlamıyorsun ya? Benim amcaoğluyla görüşeceğim işte. Velik velik bizimki. Onunla toplaşacağız. Gruba mesaj yazacağım. Anneyi gören gelsin diyeceğim işte. Tamam Şakir'cim hadi bay bay. Hadi. Hadi abileşiriz hadi. Meşaz yaz. Annemi kaybettim. Hükümsüzdür. Gören haber versin. Gönder. Ah hani ya. Neden çıkmıyor bu ya? Çıkmasın dayı. Elbet çıkacak. Şakir hocam mesajı grup atmış. Şakir abiyle ilgili bir şey olunca bulaşıcı oluyor galiba. Annemi kaybettim, hükümsüzdür. Görenle haber versin. Oo, bana özelden de yazdı. Efes Hüseyin'de motor var. Motorla ara, bulursan 200 TL iştir. İsef abi, acil bir işim çıktı da senin şu işi hemen çözmemiz lazım. Sen şimdi hiçbir şeyden habersizmiş gibi çaldır ablayı. Abla çıksın, dediklerimi harfiyen uygula. Unutma, vurucu kelime. Beş köşe aşk. Hey, ya camı kırılmış bunun. Aa, açılmıyor da. Ya of ya. Heh, sen burada mıydın Yıldız'ım ya? Vallahi sabahtan beri çaldırıyorum, çaldırıyorum, açmıyorsun. Her yerde seni aradım ya. Nasılsın bakayım? Ay çok kötüyüm insan. Telefonumun camı kırılmış. Ne yapacağım ben şimdi telefonsuz? Ya senin üzüldüğün şeye bak ya. İnsaf ne günler durup durup burada? Ve hemen değiştirip gelen bir tane telefon camı değiştirmek değil mi bu? Ya sahi mi diyorsun? He? İnsaf senin mutluluğun için var. Beş köşe aşkım benim. Ya beş köşe aşkım ne be? Hani Yıldız'da da beş köşe var ya, orada aklım geldi. Beş köşe aşk. Ya insan. Ya, oy. İnsan sen telefonun ver de, ben hemen yaptırıp gelen buna. Şimdi sen sitenin açılışında fotoğraf falan çekip koyulsun, lazım sen telefon. Aynen, hadi. Hadi beşin ölmüş. Beni acık bir 1500 liraya mal olacak ama olsun. Yıldız'ım mutlu oldu ya. Vallahi sarıldı falan. Efe de iyi taktik verip dur ha.
Şenol Güneş gibi maşallah. Direkt gole gitmeyerek, direkt gole gidiyoruz. Güzel. Rahatladın mı biraz? Evet. Konuşacak durumdasın o zaman. Yani konuşacak durumdayım ama konuşabilir miyim bilmiyorum. Yasemin, bak ben seni hiçbir konuda yanlış anlamam. Çünkü senin tertemiz bir kalbe sahip olduğunu biliyorum ben. Teşekkür ederim. Ben de seni. Ama ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Yani yaptım mı yapmadım mı tam olarak bilmiyorum ama yapmadıysam da yapmak üzereydim. Hepimizin hayatta pişman olduğu şeyler olabilir. İstemeden yaptığımız, bilmeden, öyle zannettiğimiz için. Ben karını da seni de zor durumda bıraktıysam, bilmeden kırdıysam gerçekten çok özür dilerim. Tamam, yeter ama artık. Daha fazla sıkma kendini, anladım ben. Özür dileyecek bir şey yok. Ha illaki özür dileyeceğim diyorsan, özrüm bende kabul oldu. Tamam. Arada sırada da olsa seni görmeye gelebilir miyim? İstediğin her zaman gelebilirsin. Benim için sıkıntı yok. Yeter ki sen üzülme. Sen çok iyi bir insansın. Normal bir insanım ben. Her insan normal değil olmalı. Ben gideyim artık. Şoförü arayayım. Tamam, sen şoförü ara. Bir arkadaşım da mesaj attı demin. Onunla ilgili çok önemli bir şey var da. Ona bakayım. Oh. Annemi kaybettim, hükümsüzdür. Gören haber versin. Ya ne diyor bu dengesiz ya? Efendim? Alo abi. Ya bu şaşkın annesini kaybetmiş, espri mi yapıyor bir de? Ya yok kardeşim, kadıncağızın öldüğü falan yok ya. Kayıpmış meğerse. Ben sana haber vermeyi unuttum. Hadi. Oh be, şükürler olsun ya. Bulunmuş mu peki? Yok, nerede bilmiyoruz. Bulunursa gruba mesaj gelecek ama. Halim, ben müziğe düştüm kardeşim ya. Takılıyorum, kapatsana. Tamam, hadi görüşürüz. Valla pek dikkatinizi çekmedi ama bunlar yukarıda ayakkabıyla dolaşmışlar. Yerleri sildim. Ayak izi gibiydi. Odalarda modalarda bir şey var mı? Çok iyi inceledin. Odalığa girmemişler. Yok yok yok. Bizde de hiçbir şey yok. Ama bunlar bizi tanıyor gibiler. Böyle koltukta moltukta oturmuşlar. İşler belli belirsizdi. Anca böyle yanına gidince belli oluyordu. Kızım. Odalara iyice bir baksaydın. Namaz falan kılınıyor bu evde. Öyle ayakkabınla dolaştılarsa iyice ne bir dip köşe temizlemek lazım. Ya anacığım, baktım baktım, odalara girmemişler. Çok iyi inceledim. Şişt. Oğlum İsmail değilse sence kimle bu? Vallahi mermerci dışında herkes olabilir. O kadar diyeyim ben sana. Merhaba. Kızım hoş geldin. Güzel kızım, hoş geldin. Sağ ol, seni de. Kahkilli kızım, geç atır güzelim. Kahkilini yiyeyim seni. Ha, yok baba, hiç oturmayayım. Bugün el sanatlarının açılışı var da ben de annemi almaya geldim. He. Hatta belki yengem de gelir. Hatta belki babaanneciğim de. Ha, yok be kızım. Biz böğün evden çıkamayız. Bizim böğün evde durmamız lazım. Bak sen ya. Aa, sahi ne oldu oraya? Ya. He?
Ha, yok ya, öyle bir sondaj. Sondaj yaptık kuyu açalım diye, biliyor musun kızım? Bu taraftaki kuyu kuruya yazıyor da, o yüzden işçileri bekleyip dururuz. He. Badegül. Meryem'den haber var mı? Hiç ortalarda yok. Vallahi sabah ortada yoktu. Ben aradım, telefonu da çekmiyordu. Ama biraz önce aradı, sabah erkenden çıkmış. Sadık abi Mercan'a işlemin izni bulmuş da. İstanbul'a mı gitmiş acaba? Eğer İstanbul'a gittiyse belki bir şey isteyeceğim, onlara getirsin gelirken. Ha yok, kaçamamış İstanbul'a. Güzel köy sapağında kavga tavış inmiş. Buralardaymış, teyzem peşine düştüm diyordu. Neyse o zaman ben gideyim, görüşürüz. Güle güle kızım. Hadi görüşürüz, güle güle. Meryem'in bir lafıyla ihale bana mı kaldı şimdi? Ha? Ben Ercan'ı aradım. Ercan buraya geldi ve burayı kazdı. Ya bunu mu ima ediyorsunuz? Yok, ima etmiyoruz da artık kimin günahı ise onun boynuna diyoruz. Tertibata! Biz bir aileyiz. Ve birbirimize inanmak zorundayız. Konu kapandı, açık net. Otur. Tamam yenge, ben de. Ana. Allah var yukarıda. Bu amatörlük sana hiç yakışmadı. Bunca yıllık tecrübe. Olacak iş değil. Şimdi ben takipçi sayısı olan birçok YouTube kanalıyla anlaştım. Onları görüntü göndereceğim, yayın yapacaklar. Dorun Boncuk Tarım reklamına olacak. Benim bu işten karım ne? Dur be, daha teklif bile yapmadım, ayıp be. Pardon ya. Sinirlerim çok bozuk. Aklım hep aniydi şu anda. Teklif falan vermene gerek yok oğlum. Dur benim kardeşim, bütçe neyse kabul. Ama canlı yayına ben sunarım he. Sunum benim işim, biliyorsun. Bütçemiz yok yalnız. Beleşe yayın bas diyorsun yani he? Ya kâr edersek ileriden paralı reklam vereceğiz sana. Tamam ya, tamam. O da kabul. Bütçe falan istemez. Yeter ki Dur'un işi görüyorsun. Anneyi bulunana kadar bağışımın gözümün sadakası olsun. Ne yapalım? Ben Şeba kanalımda size her türlü desteğe hazırım. Adamsın amca baba. Evet. İnşallah anneyi bulunur. Dua et de bir an önce bulunsun. Çok fena, aşırı şiddet altındayım şu an. Dua edeceğim, merak etme. Rabbim seni darvandığın yerden kurtarsın. Hay Allah razı olsun senden be. Hadi geçelim de sana kanava girişlen yap. Ama bak, senin tesisatı kullanırım ha. Olur. Ne demişler? Güzel günler zorlu duraklardan geçer. Hangi duraktan? Bildiğimiz durak. Yasemin Halim'le benim evli olduğumu duyunca şaşırmadı diyorsunuz yani. Şaşırmadı diyorum. Üstünde bir de gizli sıtma çıktı kız. Eski fıtması bile varmış. Aa, ciddi olamazsın. Uzun saçlı bir doktor. Öyleymiş, uzun saçları beğeniyormuş. O zaman niye bana Halim'in kardeşi muamelesi yaptı? Yani söyledik söyledik, anlamadı. Yani rahatsızlığımdan dolayı dedi. Bir şeyi önce ne zannediyorsa öyle zannediyormuş sonrasında da. Öyle algılıyormuş. Yani sonuçta farklı bir psikoloji içinde. Biz de çok sorgulamadık, değil mi? İyi. Allah şifa versin. Ne diyeyim ki? Ay kızlar, bana bakın. Allah benim kaynanama da şifa versin ya. Zaten iyice tuhaflaşmıştı son zamanlarda. Şimdi de kayıp kadın yok ortalarda. Ya bakın Meryem abla ne güzel bulundu. Hay ya başına kötü bir şey geldiyse? Ya bir daha hiç bulunmazsa? Hay ben ne yaparım o zaman? Şakir'im çok üzülür. Ay tamam, ağzından yel alsın ya. Kötüyü çağırma. Sağ olasın. Selamlar. Hoş geldiniz. Biz geldik. Yasemin, hoş geldin. Hoş bulduk Halim'in karısı. Ben sizi böyle alayım. Şimdi buralar dolar, aralarda kalmayın. Hadi bakalım, geç Yasemin.
Geç. Kızlar kolay gelsin. Sağ ol abicim. Oldu güzel oldu böyle. Ay vallahi ben de şu Yasemin, Badegül, Halim üçgenini hiç anlamadım. Üçgen derken? Yani normal mi sizce? Bence resmen aralarına girecek. Bence mahcup olmamak adına önceden yorum yapma Yıldız. Onlar sadece kız kırılmasın, incinmesin diye uğraşıyorlar. Özel bir kız, onu da anlamamız gerekiyor. Yani sonuçta Badegül ile Halim abim ne badireler atlattı da yıkılmadılar. Bununla mı yıkılacaklar? Vallahi keşke herkes onlar gibi olsa. Böyle sapasağlam bağlarla bağlansalar birbirlerine. Ayrıca aralarına biri girdiğinde yıkılacak olsaydılar, Meryem abla ilk seferinde Badegül'ü Halim abime vermediğinde, insaf da hemen ertesi gün anasını babasını alıp Badegül'ü istemeye gittiğinde bozulurlardı. Ne? İnsaf eskiden Badegül'ü mü istedi? Sen bilmiyor muydun? Hayır. Aa, ay, ay sen bilmiyor muydun? Ay Yıldızcığım, vallahi çok özür dilerim ya. Bilmedin, bilseydim ben ağzımı açar mıydım? Hiçbir şey söylemezdim sana. Ama yani sen de nasıl bilmiyorsun ki bunu? İnsaf'ın 40 kere anlatmış olması lazımdı sana bunu. Köy yerinde yaşıyoruz biz canım. Aa. Selam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ya siz ne güzel toplamışsınız böyle. Canımız köylerimiz nerede? Birazdan gelirler aşkım. Gelişiyor. Kamerayı koy oğlum buraya. Bu açıdan alacağız. Güneş buradan yatacak biliyor musun? Eğer bu açıdan alırsak bu açısal açısından bizim açımız daha iyi açı olur. Tamam cevabı. Kız var. Şakir kendine yakışanı yaptı. Bila ücret reklam amaçlı yayın yapacak. Bila ücret ne oğlum ya? İyice İsmail kellesi gibi konuşmaya başladın ha. Kızlar, bana hemen bir latte kahvesi yapın bakalım hemen çabuk. Hadi hadi. Sen ne ediyorsun kız? Ya evin eksikliği var da onlara yazıyorum. Sırası mı indi? Allah Allah. Ya siz o çıkırı kim gazdı diye onu düşünüp durun ya. Birilerinin de evin eksiklerini düşünmesi lazım değil mi? Ne yazıyorsun Misal? Çok merak ediyorum, ne yazıyorsun? Misal bal bittiydi. Helva yaptıydım ya, balın hepsini helvaya kattıydım. Şimdi ansızın misafir gelse eve, önüne koyacak bal yok. Deme, deme. Sen de çok haklısın. Misafir de ayıplar çünkü. Önüme bal koymadılar de. La ilahe illallah. Bir dakika. Hem bal var ki evde. Ha. Tabii canım, bundan çok oluyor. Yaklaşık bir ay evvel bizim sarı damat Veli Marmaris'ten çam balı getirdiydi. Ben onu bizim o küçük odaya sakladıydım, ceviz dibinin orada. Ben onu getireyim size, rahat ol, hadi iyisin. İyi bari. Şu halimize bak ya, Allah Allah. Bir pazarımız var, evde konuşulan konuya bak. Bal konusu konuşuluyor. Nurcan kalk gidelim, Akeka'ya inelim hadi. Akeka mı? He. Akeka. Hani ne gerek var canım şimdi Akeka falan? Ya Akeka'nın mevsimi geçmeden inelim işte, ne var? Ama komutan bir yere ayrılmayın, bir yere gitmeyin demedi mi? Dedi. Akşama kadar dedi, birazdan akşam olacak. Ya bu sene hiç gitmedik, inelim işte. Kaç sahiline gideriz, hadi seversin sen. Ya gitmedik biliyorum. İneriz bir gün, gideriz. Çok isterim aşkım ama yani şimdi Akyaka. Akyaka yani pandemisi var, bilmem nesi var. Herkes üst üste, özellikle Azmak Kenarı falan cılk cılk. Hayatta gitmem. Ben o sorumluluğu göze alıyorum canımın içi, hadi. Hayır, hayır dedim. Ayrıca bugün sizler için bir sürpriz hazırladım. Aa, ne sürprizi Nurcan? Hatice anneciğim, özellikle sen çok memnun kalacaksın ama söylemem. Hadi seyir alacaksın. Yıllarca İstanbullularda yılın iş adamı pankartlarını almayı biliyorum. Utanmaz terbiyesiz. Bir de kalabalığın içine gidiyorsun. Abi cahil olsa anlarım da. Konuşma. Ya ne konuşma ya? Yaz. Allah Allah. Bir kız şundan. Bir Allah aşkına vallahi sıcak bastı ya. Destur bismillah. Oğlum sen bu motorla her seferinde buralara kadar niye giriyorsun ya? Daha az yürümek için. Orada bırakınca buraya kadar yürümek gerekiyor da. Hımbıl! Hani sen spora başladıydın? İki güne vazgeçtin değil mi? Aa, Seyfo'm yapma günah ya. O
Önündeki şey nedir Efo? Perihan teyzeyi arıyorum da. Gördünüz mü siz? Oğlum herkes onu arıyor ya. Görsek şakir ederiz herhalde. O da doğru. Yok gana. Az yürüyorsun ya. Bacaklar da az çalışıyor. Normal olarak beyin de az çalışıyor. Şişt. Ne demişler? Akılsız başın cezasını ayaklar çeker demişler. İşte tam sağa göre bir laf. İn o matadan. Şimdi gidiyorsun ceviz dibinin oradaki küçük boş odada bir kavanoz bal var. Onu alıp geliyorsun bana bak. Sakın yeme. O zaman kızmayacağım seni. Tamam mı? Git git al da gel ya. Hadi uydu. Hadi güzel hanım ver. Koş yeme. Ha. Hadi. Hadi hadi git de getir. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bende de hiç şans yok. İlla iş verecek bunlar. Şanslı olsam zaten anamla patron da. Şuna bak. Evin oğlu günlü gün ediyor. İşi bize yaptırıyor. Şansa bak ne buldun? Ne yapıyorsun burada ya? Çocuğum çöz beni hadi. Dur ya panik yok. Kurtuldun zaten. Çocuğum çöz hadi. Bak şüreni vermem çocuğum çözsene. İmdat! İmdat! Komşular yetişin! Ne oluyor ya? Ne oldu oğlum? Bal kavanozu ağır mı geldi? Yok ya, heyecandan. Perihan ablayı buldum. Nerede ya? Burada mı? Nerede? Koş ya. Bulduk kardeşim anneyi, rahat ol. Ya ben para alacaktım Şakir abiden ya. Ne oluyor ya? Çocuğum sen deli misin, divane misin? Allah aşkına sen niye beni çözmeden gidiyorsun? Samim, ver çocuğumu telefonu bana. O da seni istiyor. Aley, seni çok merak ettim Aley. Bana dünyaları verdin şu an Aley. Oğlum, bak beni iyi dinle. Bu don bile para mara vermek yok. Çözmeden gitti çünkü beni. Perihan'cığım, tamam tamam. Sakin ol şekerim. Kurtuldun diye seveyim yanında yağını. Sakin ol ya. Ay şuna bir su falan verin de. Sonra anlatsın ne aramaya girmiş de kalmış orada. Yok yok ben su falan almayayım. Çok sıkıştım da ben. Ay Nurcan bu esirlik çok zormuş. Aa öyle mi? Tamam hadi koş koş çap çap çap. Hadi bize. Koş hadi, koş hadi, koş. Hadi. Aman Nurcan eşlik edin bir bari. Ya. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor ya? Dudey, arayı bulunmuş Dudey. Neredeymiş? Seyfo dayılardaymış. Oh, şükürler olsun be. Boncuk tarım ürünleri uğurlu geldi, görüyor musun? Anne kurtuldu. Anne kurtuldu. Anne kurtuldu. Anne kurtuldu. Anne kurtuldu. Biz hazırız istiyorsan başlayabiliriz. Hanımlar, hanımlar. Dur. Gel. Veli şu an bilgisayardan tüm hesapları aktif hale getirip Boncuk tarım ürünlerini internet üzerinden resmen açacak. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, birlikte büyüyeceğiz. Güçlü ve büyük bir ortaklık olacağız. Köyümüz için, ülkemiz için hep birlikte. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Alo, maşallah. Maşallah be. Hadi bismillah. Haydi, haydi, haydi. Bulundu, anne, bulundu. Canım kardeşim. Anam babam, şimdi ifadeyi verdik. Neyi bekliyoruz? Karakol komutanına ifadeyi ilettim. Emir bekliyorum. He. O zaman bir çay daha içer misiniz? Arkadaşlar da yemek yesin. Sabahtan beri bekliyorlar. Yok, teşekkür ederiz. He. Emredin komutanım. Evet. Tamam. Anlaşıldı. Emredersiniz komutanım.
Karakola gitmemiz gerekiyor. He? Karakola gitmemiz gerekiyor. Sebep ne sebep? Komutanım gözaltına alınmanızı emretti. Ya yapmayın Allah aşkına ya, yapmayın ya. Zorluk çıkarmayın. Yok canım, ben zorluk çıkartmam. Komutanım, benim bir çok özel kızım var da biliyor musun? O bende biraz sıkıntı yaptı, ondan yani şey yapıyorum böyle. Kaç yaşında? 24 yaşında da 14 gibi gösteriyor, ufak ya. Yazık, vallahi yazık komutanım. Kusura bakmayın, yapacak bir şeyim yok. Eren! Eren, oğlum hemen Mustafa Ali'yi ara, tamam mı? Yasemin onlar da benim durumumdan bahset. Beni alıyorlar çünkü, tamam mı? Sakın Yasemin'e bir şey belli etmesinler. Tamam, tamam abi. Gidelim. Gidelim. Bak Yasemin'e bir şey belli etmesinler, vallahi öldürürüm. Hay Allah. Oh. Ay çok şükür. Ay. Tıkamışlar o şeyi ağzıma. Vallahi dilim damağım kurudu. Çok geçmiş olsun Peri. Bir şey soracağım sana. Sen indi bunların hiçbirini görmedin mi, sıfatlarını falan? Yok vallahi ben kimseyi görmedim. Hiç kimseyi mi görmedin ha? Hani böyle ortalıkta Ercin'e benzeyen birini falan da mı görmedin? Kendin çıksın. Ya Elticam, yeter artık ha. Ya gerçekten güceneceğim ama. Ya beni ne yükleniyorsunuz acaba? Gelinin Badegül'ü duymadınız mı? Ortalıkta Ercin dolaşıyor dedi mi demedi mi? Ama ne bakıyorsun ona sen canım? Meryem bir yalan atmış, Badegül de inanmış. Ay yok efendim, Ercan buradaymış. Ya biliyorum ben, Ercan benim güzel kardeşim İstanbul'da. Allah Allah. Madem. Kızlar, bir durun hele. Bak ne güzel anlatıyordu Beryan. Lafı ağzına tıktınız kızın. Anlat kızım sen. Hah, hatırladım. Aşure yapmıştım. Değil sizin mermercide olduğunuzu, Hacı amcanın aylardır burada olmadığını bile unutmuşum. Hacı amcam ılık ılık sever diye sabaha beklemedim, geceden getireyim dedim. Ay şuradan girdim, geldim buraya kadar yürüdüm. Sonra ağzıma bir şey tıkmışlar. Ben bayılmışım. Ha orada uyandım işte. Haydi ama. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok organize bir durum bu. Jandarmayı arayalım da hemen haber verelim. Kim yaptıysa bulsunlar artık. Bir saniye. Efendim Eren? Evet? Ne? Eyvahlar olsun ya. Tamam tamam, ben hemen geliyorum. Sen kızı merak etme, tamam. Uf, al işte ya. Ne olmuş mu? Ben bittim Nurcan. Jandarma İsmail Bey'i gözaltına almış ya. Hemen kendini düşün, hemen. Jandarma buldu işte. Ya olur mu öyle şey Allah aşkına? Adam gözaltına alınırken bile bizden medet umuyor. Kızıma göz kulak olsunlar demiş. Adamın derdi kızı ya. Vah 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 vah. Kız ortada kaldı desen ya. Ya biraz sakin olun, panik yapmayın. Biz ilgileniriz kızla. Mermerci hakkındaki olumsuz düşüncelerin son bulmuştur umarım. Ben sonunda delileneceğim ha. Kim yaptı? Kim kazdı o çukuru o zaman oğlum? Kim yaptıysa elbet bulunur abi. Bugüne kadar ne gizli kaldı ki bu kalsın? Ben gidiyorum, Kızıl Ağaç'a iniyorum. Haber veririm size. Tamam aşkım. Ya. Tamam, tamam aşkım, yok işte. Tamam, ama Allah'ım yarabbim. Ay, her şeyi ya. Abartıyor ya. Taktı İsmail'i. Tamam, Peter. Esindeyim Ugo. Hay Allah'ım ya. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır Şeba kanalım üzerinden canlı canlı yayın yapmıyordum. Peki neden? Neden Şoko yayın yapmıyordun diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çünkü ben bu köye gönülden bağlıyım. Evet, bugün burada görmüş olduğunuz gibi bir köy dolusu gerçek organik köylü kadın bir girişim başlattı. İşte Boncuk tarım ürünleri. Alın taze taze tüketin. Alın organik organik tüketin. Ve bu arada like atmayı ve abone olmayı sakın. Ama sakın unutmayın. İşte Yeşil Yurdum'un gerçek organik insansları. Aman aman aman, tot tarlayı tot. Tırt düşünme tarlayı. Al bakayım bunu. Sen de şunu al Nilgün. Ha? Efendim amca. Halim, Yasemin seninle mi? Evet, yanımda. Evine göndereceğim birazdan. Sakın, benden haber beklemeden asla. Jandarma İsmail Bey'i gözaltına aldı. Hadi ya. Evet evet, bugün çıkamayabilir. Adam kızıma göz kulak olun diyor. Saklayın kızımdan demiş. Anladım amca, tamamdır. Kız öğrenirse zaten kilitlenir şimdi. Yazık ya.
Ne yapayım peki ben? Şimdi sen onu al ama sakın bize götürme. Bize götürürsen bir yandan annem, bir yandan abim, bir yandan Sevda yengem çaktırırlar. Kızın anlamayacağı varsa bile anlar. Şoka moka girer maazallah. Tamam. Tamam amca. Hiç sıkıntı yok. Sen kızı merak etme. Babayı çöz yeter. Hadi aslanım göreyim seni. Evet, evet. Boncuk tarım ürünleri. Boncuk tarım ürünleri. Boncuk tarım ürünleri. Gülüm, Yasemin'i bize götürmemiz gerekiyor. İşte, tamam da bir terslik mi var? Ya amcam aradı. Kızın babasını jandarma almış. Kızın anlamaması lazım diyor. Ya amcam adamın peşinden gitti. Kız yanınızda kalsın ama eve götürmeyin diyor. Tamam tamam ben ikna ederim şimdi onu. Hadi gözünü seveyim göreyim seni hadi. Boncuk tarım ürünleri. Boncuk tarım ürünleri. Mustafa Ali Bey'i aradım. Yasemin de hiç merak etmeyin. Avukatlar çıktılar geliyorlar. Kızım etkilenmesin de gerisi nasıl olsa hallolur. Tamam, tamam ha. İşte boncuk yeşil zeytinleri. Boncuk tarım ürünleri. Yasemin. Şimdi biz akşam bu açılışın kutlamasını yapacağız bizim bahçede. Yani böyle küçük bir grup. Dudularla durular gelecekler. Dudurular. Evet, çok iyi. Öğrenmişsin. Evet, değişik olduğu için hiç unutmam. Süper o zaman. Akşam seni de davet etsem beni kırmazsın değil mi? Ben seni hiç kırmak istemem ama babam... He. Halim babandan izin almış. O da ben onu sonra gelir alırım demiş. Tamam. Ben zaten Halim'in yanında hiç korkmam. Süper. Sonra sonra. Durum ne? İçeride efendim. Avukat da geldi şimdi. Ben bir bakayım. Yok ya. Dene bakın. Biz bu kadını salmasa mıydık acaba ya? Hayır indi. Jandarmaya falan teferruatlı malumat vermek lazım. Biri bizim bahçeyi kazıyor. Ki İsmail değilse kim? İsmail'se zaten jandarma aldı onu, konuşturur. Orayı geçtim. Daha kötüsü var. Kadını gasp etmişler ya. Tabii canım. Allah uyuyan dertlerimizi uyandırmaz inşallah, değil mi? Ben aylar önce o balı ora gomasam... o kadın belki de bugün açlıktan, susuzluktan gidecekti yalan anne. İşte bile ya. Ben helvayı balla yaptım. Bal bitmeseydi bulunmazdı. Benim sayemde bulundu. Ya demeyin öyle. Gece sessizlik çökünce sesi duyulurdu. Bulurduk şekerim. Yok. Ben yine de kıvlandım arkadaş. Bizim bu tarlayı mışmışlayanlar kim? Hayır ana. Bunlar bize dadandı mı? Gitmez de bir daha. Ay Seyfettin. Deme öyle oğlum. Bak. Korku saldın indi içime. Jandarma bulur elbet. Ana yalan mı ya? Her gün görmüyoruz mu televizyonlarda? Dünya o senin gençliğindeki dünya değil. Artık köyde garip garip adamlar dolanıp durur. Kapıyı açan bahçeye dalıyor ya. O kim ya? Buyur. Buyur. Siz kimsiniz hemşerim? Böyle bakın ha, biz pek bir huyluyuz. Beni sakın ayar etmeyin ha. Efendim, biz Özperev Ev Sanatları Merkezi'nden geliyoruz. Özperev'se, Türkçe'ye çevir. Ne diyor? Ah,
Özperev ev sanatları. Ay 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 arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. İşte benim sürprizim. Ha öyle mi? Nurcan, sen gene ne cinlikler peşindesin acaba? Dur bakalım Sevda. Benim de hoşuma gidecek bir şeymiş. Şimdi malum Mumu işe girince çok güzel bir maaş aldı. Ben de o parayla gidip ona takım elbiseler falan aldım. Ha öyle mi? Anama da döpiyiz mi yaptıracaksın şekerim? Ya ev sanatlığa diyor ya bu. Ev sanatları şekerim, ev sanatları. Mumu'nun elbiselerinin parasını şirket ödeyecek. Ben de oradan gelecek olan parayla da ben eve bir şeyler yaptırmak istedim. Döşemeler, perdeler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Yenge, ya sen ne düşünceli bir kadınsın ya. Bak, bak, bak. Ya koca gün bir de o kadar konuştun, laf ettin tertip, buyur. Ya yok Seyfo'm ya, yok ben bir şey demedim ya. Nurcan'ı severim ben. Benim Elticen o. Ha bazen böyle can sıkıntısından oluyor biliyor musun aramızda? Ya en çok da Meryem'in yüzüne oluyor ya. Ay Nurcan. Kız sen ne kadar da zahmetli vermişsin öyle. Neden paranı harcıyorsun be kızı? Hatice anneciğim. O para hepimizin parası. Yani içimden geldi. Ya lütfen ne olur olmaz demeyin. Bakın yıllardır biz bu evde oturuyoruz. Bir yerinden hiç tutmadık. Ya tutamadık. Zaten hep aklımdaydı. İşte bu da vesile olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar gerekli gördükleri eşyaların ölçülerini alıp bazı eşyaları götürecekler. Hmm. Ondan sonra yüzlerini falan değiştirip geri getirecekler. Hmm. Ufak tefek tadilatlar olabilir. Böylece geleneksel eşyalarımız bozulmadan yenilenmiş olacaklar. Tamam gençler tamam. Buyurun geçin. Buyurun buyurun. Yalnız ayakkabıları çıkarın bir zahmet. O konuda biz çok tütüzüz. Gel. Buyurun, bir numara, iki numara. Benimle beraber yuvarıya. Orada çıkarsın bak hemen. Gel gel. Sağ orada çıkar. Hadi bakalım. Üç numara, dört numara sağ tarafı. Orago, orago. Evet. Rahat mısın? Evet. Yani sanırım, bilmiyorum. Eğer Halim abimleri merak ediyorsan onlar alışverişe gitti. Gelecekler ama hemen. Yok ondan değil. Buraya ilk kez geldim ya. Ha burası da benim evim. Teyzemle ortak. Teyzem bu gece yok. Eve göz kulak olun dedi. Ondan buraya geldik. Hadi geçin oturun. Ayakta kalmayın ha. Hadi gel. Gel böyle. Ah Yasemin, vallahi billahi ben bir şeyi çok merak ediyorum. Hani senin şu eski Fatma'sı? Fatma'sı? Doktor yani. Hani ilk aşk. Ben çok utanıyorum bu konulardan. Daha önce de söyledim size. Ay kızlar tamam gitmeyin kızın üstüne. Sıkılıyor zaten. Ay Badegül ama ben de burada çatlayacağım yani ya. Kızım yok mu şunun şöyle bir tanecik fotoğrafı gösteriversen bize? Bak biz seninle de sen yapıyoruz ama Yasemin. Tamam. Bakacağım telefonuma. Destur var mı? Aa gel abi gel. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nerede bizimkiler? Alışverişteler ama gelirler birazdan. Aman aman daha iyi. Benim zaten listede son bir iki parçam kalmıştı. Ben de onları dinlemiş olurum. Günlük dost tamamlanır. Siz rahatınıza bakın. Thank you.
Ne yapıyor? Samim abim. Ha, sen ona takılma ya. O ortaokuldan beri öyledir. Tatil günlerinde mutlaka rock müzik dinliyor. Kafa boşaltıyormuş. Rock sever de gürültülü sever biraz. Ya öyle boşaltıyormuş kafasını. Başka türlü olmuyormuş. Öyle söylüyor. Ya sen onu bunu boş ver de biz konumuza dönelim ya. Ay hadi Yasemin ya. Yemin ediyorum bak sen beni burada zamansız doğurtacaksın ha. Bul şu fotoğrafı. Tamam bakıyorum. Hah buldum. Gel. Açıyorum. Aç. Bu mu? Evet. Hadi canım. Niye? Tanıyor musunuz? Yani. Ay çok benziyor. Aynı. Aynı mı? Bence bu. Yukarısı tamam yenge. Tamam. Çok güzel. Salonda da işleri bitti zaten. Harika. Durun çocuklar bekleyin. Vay be. Koca ev bomboş. Komutanım. Bu aracı radar çevirmesine kaçırmıştık. Durduramamıştık. Makbuzu koşanda. Daha bildirmedik. O olduğundan emin misin? Eminim komutanım. Renginden tanıdım. Plaka da aynı. Şahsı bulursak makbuzunu verelim mi yoksa adrese mi gidecek? Bulursak verelim. Belki onu sormaya geldi zaten. Duruncu araç sizin mi? Yok komutanım. O bizim Sion. Heh, geldi kendisi de. Komutanlar siz soruyor Mustafa Ali Bey. Tamam. Buyurun. Sizin araç radar iyiymiş de yoğunlukta uygulamada çevirememişiz. Makbuzunuzu verelim. Allah Allah. Peki alayım. Ah bir dakika yalnız. Bu olamaz. Çünkü o gün bu saatlerde bu araç İstanbul'dan Muğla'ya geliyordu. Burada radar mevki Kızıl Ağaç yazıyor. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Bizde yanlış olmaz. Araç da çok belirgin zaten. Bizde fotoğrafı da mevcuttur. İsterseniz gösteririz. Eminsiniz yani? Tabii. İyi günler. İyi günler. O zaman Nurcan benden gizli AKK'ya gitti. Neden acaba? Meryem'den haber var mı? Hiç ortalarda yok. Vallahi sabah ortada yoktu. Ben aradım telefonu da çekmiyordu. Ama biraz önce aradı sabah erkenden çıkmış. Sadık abi Mercan'a işlemin izni bulmuş da. Oh. İstanbul'a mı gitmiş acaba? Eğer İstanbul'a gittiyse belki bir şey isteyeceğim. Onlara getirsin gelirken. Ha yok kaçamamış İstanbul'a. Güzel köy sapağında kavga dövüş inmiş. Buralardaymış. Teyzem peşine düştüm diyordu. Ya Ertecan yeter artık ha. Ya gerçekten güceneceğim ama. Ya beni ne yükleniyorsunuz acaba? Ha? Gelinin Badegül'ü duymadınız mı? Ortalıkta Ercin dolaşıyor dedi mi demedi mi? Ama ne bakıyorsun ona sen canım? Meryem bir yalan atmış, Badegül de inanmış. Ay yok efendim, Ercan buradaymış. Ya biliyorum ben, Ercan benim güzel kardeşim İstanbul'da. Allah Allah. Nurcan kalk gidelim AKK'ya inelim hadi. AKK mı? AKK. Ne gerek var canım şimdi AKK falan? Ya AKK'nın mevsimi geçmeden inelim işte ne var? İneriz bir gün gideriz. Çok isterim aşkım ama yani şimdi AKK. AKK yani pandemisi var bilmem nesi var. Herkes üst üste özellikle az makyeleri falan cılk cılk hayatta gitmem. Vay canımın içi vay. Vay Nurcan vay. Thank you.
Pasaklı kadının camı gibi pisleşmiş ya bu. Göremiyorum tabii adam akıllı. Temizleyişini ya. Anam. Ay. Ay ne dava. Kesin bendiniz dava ya. Nereye gitti ya bu? Tertip ne oldu kız? Neyin nazarı? Kimin nazarı? Ne oluyor? Sevom. Bene değdi. Bene. Nazar değdi. Bene nazar değdi ya. Gözümdeki gözlüğün camı böyle nazar taşı gibi çat diye çatladı. O yanına mı gitti, bu yanına mı gitti bilmiyorum ya. Sevom ya. Adam akıllı da göremiyorum tabii. Ay ben bunu bulamazsam, ne olacak? Hayır bulabilsem yapıştıracağım de. Nasıl bulacağım? Ya kızım Allah aşkına bir sakin ol ya. Aa, üzülme, duanı dürüst dile kız. Dur bir ben bakayım ya. Ne tarafa doğru gitti? Bilmiyorum. Ses oradan mı geldi, buradan mı? Bu yanına mı gitti tamam, acaba? Sakin. Ben de sakin. Ya, inşallah bulalım. Gözün taşı değil o. Bu dün gece buraya giren her kimse onun taşı tertip. Şşş. Elimizde bir kanıt var artık.